Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu şekilde kağıt ipten plaj çantası öreceğiz. Gerçekten çok güzel bir model ve yapımı oldukça kolay. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar ben 19 zincirle başladım. Sizler isterseniz 20-25, yani ne kadar geniş olmasını istiyorsanız o kadar uzun tutun. Ben toplam şimdi 19 adet zincir çekeceğim ve daha sonra 18. zincirden sık iğnemi batarak sık iğnelerle devam edeceğim. Şimdi hızlıca zincirlerimi çekiyorum. Bu arada tığ numaram 3. Başlangıçta söylemiştim, yazmıştım. Bu şekilde hızlıca örüyorum kağıt ipimi. Bakın ördüm, hemen bir sonraki kısımdan, yani 18. zincirimin içerisinden sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanına tekrardan sık iğnemi batıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar 18 adet sık iğne öreceğim. Bu arada arkadaşlar kağıt ip hemen kopabildiği için çok fazla elinizi sıkı tutmayın. Örmek de çok kolay değildir kağıt ipi, onu da söyleyeyim, belirteyim. Biraz sert oluyor çünkü kağıt ipler. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar normal sık iğne, bakın batıyorum, çekiyorum tığımı ve ikisinin içerisinden alıyorum. Sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Tekrar göstereyim. Battığım zincirimin içerisine ipimi aldım ve iki tane buğumun içerisinden ipimi geçirdim. Bu şekilde tamamlıyoruz. Arkadaşlar son zincirimi de battım ve burada bir tane zincir çekiyorum, üst sıraya geçiyorum. Şöyle ters çeviriyorum ve hemen ilk boğumumun şurası, bakın ilk boğumumun içerisinden sık iğnemi batıyorum. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Her sırada normal sık iğne şeklinde ilerleyeceğiz. Bakın sıradaki kısma yine batıyorum. İpimi bakın şöyle şu kısımdan aldım ve ikisinin içerisinden geçirdim. Yaklaşık 62 sıra ben bu şekilde ördüm. Yine isterseniz uzunluğunu biraz daha kısa tutabilirsiniz arkadaşlar. 50 sırada yapabilirsiniz. Şimdi hızlıca örelim. Yine son sıraya geldim ve bir zincir çekiyorum. Üst sıraya geçiyorum. Yine burada ters çevirdim motifimi ve buradan hemen ilk boğumdan sık iğnemi yaparak ilerleyeceğim. Bakın dip noktasından sık iğnemi yapıyorum ve hemen yanına yine sık iğne batarak bu şekilde 62 sıra olana kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Ben şimdi bu şekilde 4 parça yapıyorum, örüyorum ve çantamı birleştireceğim. Şu son noktaya kadar mutlaka örün. Toplamda 18 sırayı geçmeyecek şekilde örelim arkadaşlar. Arkadaşlar 4 parçamı ördükten sonra kalan bu kadar bir ip kaldı. Şimdi parçalarımı elime alıyorum ve yerleştiriyorum. Bakın ilk motifimi tepeye doğru yerleştirdim. Hemen ikinci motifimi bu yerleştirdiğim motifin alt kısmına, yanlamasına yerleştiriyorum ve diğer motifimi üstteki motifin karşılığına denk getiriyorum ve dördüncü motifimi de hemen üstteki motifin yan kısmına, yine alttaki çaprazdaki motif gibi yerleştiriyorum. Yani çaprazlı şekilde birbirine karşıt gelecek şekilde yerleştirmiş oluyoruz. Bakın son motifimi de buraya koydum. Bu şekilde umarım gösterebilmişimdir. Şimdi buradan ilk dikimimi bu taraftan yukarı doğru yapacağım. İki motifimi ayırıyorum ve şimdi bunları bu şekilde birleştireceğim. Tepeye doğru aldığım motifimi ve altta duran motifimi birbirine birleştiriyorum ve buradan sık iğnelerle birleştirmemi yapıyorum. Bakın son boğumdan tığımı batıyorum.
ve karşıda bırakmış olduğum ipimi alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Hemen yanından devam edeceğim. Şöyle tutuyoruz motiflerimizi ve yanındaki şöyle şu kısımdan batıyorum. Karşı tarafın yine boğumundan geçirdim ve sık iğne ördüm. Kaydırma da yapabilirsiniz arkadaşlar bu noktada. Ben biraz kabarık durmasını istediğim için sık iğne yaptım. Bu şekilde tabanlarda 16 sıra olacak şekilde sık iğnelerimi battım. Ve yanlarda devam ederek toplam 62 tane sık iğne ördüm. Sayıları veriyorum çünkü sayılı bir şekilde ilerlerseniz çantanız düzgün olacaktır. Saymadan ilerlerseniz çantanızda maalesef uzunlu kısalı alanlar olabiliyor. O yüzden tabanlarda her daim 16 sıra ve yanlara devamında giderek toplam 62 tane sık iğne örerek ilerleyin arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde sık iğnelerimi örüyorum. Bakın şöyle şu sıradan gelen boğumun tek boğumunu alıyorum ve karşı tarafın direkt boğumunu alarak sık iğne yapıyorum. Hemen sıradaki bakın hemen şöyle gördüğüm boğumun arka yani tek kanadından alarak ilerlememi yapıyorum. Bu şekilde birleştirdim. Hızlıca şimdi birleştirmemi yapacağım. Arkadaşlar bakın iki motifimi birleştirdim. Hemen yanındakini yine üstün karşısına denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve buradan birleştirmemi yapacağım. Şöyle birleştirdiğim motiflerimi alıyorum. Ve bakın şu şekilde. Evet bu şekilde ayarladım tuttum. Ve buradan yukarı doğru yine sık iğneler yaparak ilerleyeceğim. Zaten çantanın size bitiş noktasını gösteriyor. Siz bu şekilde yaptığınızda örerek ilerleyin ta ki bize bakan bizden tarafta olan motifin sırası bitene kadar sık iğnenizi yapın. Orada zaten bitmiş oluyor. Şimdi yine tabanda 16 sıra ve devamında toplamda 62 sıra olacak şekilde sık iğnelerimi şöyle tek kanatlı boğumlardan örerek ilerliyorum arkadaşlar. Bakın tek kanadı alıyorum. Ve sık iğne batıyorum. Tek kanat alıyorum. Karşı tarafın boğumundan sık iğnemi örerek ilerliyorum. Yine elimdeki tekli motifimin bitiş noktasına kadar sık iğnelerimi toplamda 62 adet sık iğne olacak şekilde hızlıca örüyorum. Bakın 62 adet sık iğnemi ördüm. Son noktada da şöyle şu boşluktan batıyorum ve karşı taraftan kaydırarak son kısmını bu şekilde bitirmiş oluyorum. Burası 62. nokta bu arada arkadaşlar. Her ördüğünüz sık iğneleri eşit miktarda sayarak ilerlerseniz çantanız düzgün olacaktır. Bu şekilde içe doğru alıyorum bu ipleri ve içeri de düğümlüyorum. Şimdi yine 4. motifi de yerleştireceğim hemen. Daha sonra iplerimi halledeceğim. Şimdi bakın bu şekilde yapmıştım. 4. motifi de şu alana yerleştiriyorum. Hemen zaten belli oluyor. Altta kalan motifin karşısına getiriyorum. Bakın burası yanlamasına koyuyorum. Ve buradan artık birleştirme yapacağım. Hemen yan taraftan birleştirmemi yapacağım. Daha sonra üst kısma doğru son bir birleştirme kısmı kalıyor. Bu fark etmez. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Bu sonuncu motifimiz arkadaşlar. Şimdi ben şöyle çevireceğim motifimi. Ve yan tarafa doğru birleştirmemi yapacağım. Bu şekilde düzenliyorum. Motifimi alıyorum. Bakın şöyle. Şu kısma yerleştiriyorum. Şöyle bir motif dikey, bir motif yatay duracak şekilde aldım ve hemen birleştirmemizi yapacağız. Şuradaki ipi şöyle
alalım, orta kısım boşluk kalmasın. Ve karşılıklı yerlerinden yine sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Şimdi burada ipimi alıyorum arkadaşlar. Ve bakın şu başlangıç noktasından şuradan şöyle geçirdim. Ve hemen yanından karşı noktadan ipimi aldım. Sık iğne yapıyorum. Ve hemen yanından devam edeceğim. Şöyle kısa kalan ipimi iç kısımlara doğru saklayacağım ve dip noktasından daha sonra içeride düğümler yapacağım. Arkadaşlar şimdi yine şöyle karşılıklı gelecek şekilde motifimi birleştiriyorum sık iğne yaparak. Tabanda 16 adet sık iğne elde ediyorum. Bakın sayacağım, sıra sonuna kadar 16 adet elde etmem gerek. Burada tek kanattan alıyorum. Benden taraftaki motiften tek kanattan alıyorum. Karşı tarafın direkt motifinden geçirerek karşılıklı sık iğnemi örüyorum. Tabanda 16, devamında toplamda 62 tane olacak şekilde sık iğnemizi örerek ilerliyoruz. Daha sonra altta kalan dikiş kısmını da yaparak çantamızı bitiriyoruz. Şimdi hızlıca sık iğnelerimi batarak ilerleyeceğim ben. Evet, şimdi son kısımdayız. Bakın sadece burası kaldı. Buradan yine sık iğnemi batarak ilerliyorum. Ta ki motifim bitene kadar örüyorum ve çantamı bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Bakın son aşamadayız. Şimdi şöyle sık iğnenin hemen çaprazındaki, yani şu kısımdan anlatamadım tam olarak. Şimdi buradan köşe kısımlardan saplarımızı oluşturacağız. 3 tane ipimi aldım. 1.20 santim olacak şekilde. Yani yaklaşık 1 metre, 1.5 metre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde 3 tane ipimi geçiriyorum. Ve ipimi şöyle bakın büküyorum. Bir miktar uç kısımda uzun bir ip bıraktım. Şimdi burayı öncelikle monteleyeceğim. Altta zaten oluşturdum, bakın görüyorsunuz. Bu kısmı da şöyle küçük bir ip alarak sabitleyeceğim. İpimi şöyle ikiye büküyorum. Bakın bu şekilde ipimi tutuyorum. Şu kısım bu şekilde kalacak. Ve üstte kalan uzun bacağı sararak o kısma doğru geliyorum. Yaklaşık 11-12 sıra kadar bu şekilde etrafından yuvarladım. Ve daha sonra bağlamamı yaptım. Bu şekilde o kısma kadar, son kısma kadar geliyorum şimdi. Siz bu kısmı ne kadar uzatmak istiyorsanız o kadar uzatın ve daha sonra şurada bırakmış olduğum şu kapama kısmından ipimi geçiriyorum. İçerisinden geçiriyorum. Ve sonra üstte bıraktığım kısa ipi de çekerek burada düğüm oluşturuyorum. Bakın çekiyorum yavaşça. Çok hızlı çekmiyorum ki kopmasın. Bunu bu şekilde çektim ve içeriye doğru almaya çalıştım. Burada kalan kısa ipimi ve uçlarda kalan kısa ipleri keserek çantamın sap kısmını montelemiş oluyorum. Hem çok güzel bir görüntü oluyor hem de oldukça etnik, spor bir görüntü olmuş oluyor arkadaşlar. Spor tarzda oluyor. Ben bu şekilde tercih ettim. İsterseniz direkt sık iğne yöntemiyle yaparak zincirinizi tığ ile çekerek monteleyebilirsiniz. Ben saplarını bu şekilde yaptım. Kısa kalan yerleri kesiyorum ve sapımı örmeye geçebilirim. Evet, kısa kenarları kestim. Normal bir saç örer gibi bu şekilde örgü yaparak iplerimin tamamını örerek ilerliyorum. Uç noktada yine bir miktar ip bırakıyorum. Dediğim gibi iplerimin uzunluğu 1.20 santimdi. 120 santim diyeyim yani. 1 metre 20 santim kadar ipimi uzun tuttum ve son miktarını da diğer tarafa monteledim. Son olarak montelediğim monteleme kısmını da tekrar göstereyim. Bakın yine aynı noktadan şu
çapraz kısımdan tığımı geçiriyorum ve üstten son kalan üçlü ipimi geçiriyorum ve ipimi büküyorum burada. Şöyle büktüm ve kısa ipimi aldım. Yine aynı şekilde uçta uzun kısım bırakıyorum. Uzun kısmı sarmalayarak son noktaya kadar geliyorum ve orada bırakmış olduğum şöyle ikili ipimin arasından ipimi geçirip düğüm atıyorum. Şimdi hızlıca 11-12 sıra kadar çevrelememi yapıyorum arkadaşlar. Ve çantam hazır. Gördüğünüz gibi ekrana tam sığdıramıyorum. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Çok güzel bir plaj çantası oldu. Öreceklere şimdiden kolay gelsin diyorum ve mutlaka örmenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.